anayasa hükümlerine ters bir durum var burada. Yani çocuğun eğitim hakkını istediği bir okulda okuma özgürlüğünü elinden alıyorsun. İmam Hatip ve özel okulların önü açılıyor dedi. Sistemin büyük bir kaos yaratacağını söyledi. 34 ilde Anadolu Lisesi'nin listeye alınmamasını büyük bir skandal olarak yorumladı. Bu bir felaket aslında. Bu bir felaket. Ama esas buradaki kaygı İmam Hatip kaygısı. İktidarın kafasında o arka planda olan. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 milyon 200 bin öğrenciyi ilgilendiren lise sınav sistemine eğitimcilerden tepki geldi. Türkiye'de eğitimi yönetemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bakanlık maalesef çok günübirlik davranıyor. Bu işin başındaki kişiler, bakanlıktaki kişiler bu işi bilmeyen insanlar. Bunu iddia ediyorum. Sistemde belirsizliklerin olduğuna dikkat çeken eğitim uzmanları, hükümet eliyle eğitimin özelleştirilmek istendiğini söyledi. Kamusal anlamdaki okulları, eğitimi dağıtan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bir özelleştirmeyle karşı karşıya kalmaktaydı bu anda. Yeni sisteme ilişkin ulusal kanalın sorularını yanıtlayan Eğitim İş İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Zekeriya Çakmak, İmam Hatip Liseleri ve özel okulların önü açıldığını vurguladı. Veli burada çocuğunu İmam Hatip'e göndermek istemediği zaman ne yapacak? Biraz parası olanlar önceden özel okullara çocuğunu gönderiyordu. Şimdi para bularak, borçlanarak, kredi çekerek çocuğunu özel okullara gönderecek. Yani böyle bir şey tablo ortaya çıkacak. Bir özelleştirme mantığı var bu iktidarda. Sistem büyük bir kaos yaratacak diyen Çakmak, öğrencilerin mağdur olacağını belirtti. Yani sınavdan sonra ülkeyi büyük bir kaosun beklediğini buradan çok açık ve net olarak ben görüyorum. İnsanların eğitim hakkını engelleyemezsiniz. Ben çocuğumu eğer bir normal okulda okutmak istiyorsam bunu engelleyemezsiniz. Bana zorla İmam Hatip'lere ya da zorla beni özel okullara yönlendiremezsiniz. Anayasanın eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini vurgulayan Eğitim İş Şube Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı'na dava açacaklarını söyledi. Eğitim İş olarak bunu mutlaka yargıya taşıyacağız. Yani o anayasadaki insanların ya da öğrencilerin parasız, eşit biçimlerde yetişmesini garanti altına alan anayasa hükümlerine ters bir durum var burada. Yani çocuğu...